Meksika'da, Tijuana'da ilk dakikalarım. Estación no salió. Ya está. Video con leña, estilo Guadalajara. Es de Turquía. Es youtuber. Geri geri gidiyoruz. Bizdeki lokum gibi ama 638 peso, 90 peso. Valle de Guadalupe adı verilen şehre gideceğiz. Şu anda iş yerinde arkadaşım Paul'la birlikte Meksika sınırındayız. San Diego'dan Meksika'ya geçiyoruz. Görmüş olduğunuz sınır Meksika'ya geçilen yer. Meksika'ya geçerken ilginç olan şey, burada herhangi bir sınır kontrolü yok. Amerika'dan Meksika'ya elinizi kolunuzu sallayarak geçiyorsunuz. İşte biz de böyle elimizi kolumuzu sallayarak geçtik. Meksika'da, Tijuana'da ilk dakikalarım. Bir tane marketin önüne geldik. Burada daha çok sebze meyve, çeşitli yöresel şeyler satılıyor. Hindistan cevizi şöyle göstermek istiyorum size. Tanesi 30 peso yani 1,5 dolar. Meksika'da fasulye oldukça popüler olan bir yemek. Bunlardan mole adı verilen bir macun yapılıyor. Şurada da görmüş olduğunuz mole. Quanto cuesta? Mole'nin kilosu 120 peso. Şurada taco yapılıyor. Birazdan biz de Paul'la birlikte tadına bakacağız. Biz de şu anda taco söyledik bir tane. Şunun bir tadına bakmak istiyorum. So good. Ya taco öyle böyle değil, bayağı iyi tadı. Sabah saat 6'da açılıyormuş. Saat öğlen 12'ye kadar satış yapılıyor. Yani sabah saatlerinde gelinip gelmesi gereken bir yer. Öğlene kadar tamamen tüketiyormuş bütün etlerini. Öğlenliğinde kapatıyorlarmış. Şu anda burada bir şekerci dükkanına geldim. Meksika'nın meşhur olan şu şekerleri. Üzerinde acı biber olan şeker. Tamamen acı biberle kaplanmış. Şekerlemeler. Bizdeki lokum gibi ama acı, yani böyle acı ve ekşi bir tadı var. Şu görmüş olduğunuz şeker kilosu 75 peso. Yani yaklaşık 4 dolara denk geliyor. Onun dışında burada yüzlerce şekerleme çeşidi var. Ve soğuk su gibi. Burada çeşit çeşit soslar var. Meksika'da soslar çok önemli. Salsa çeşitli. 5-6 tane değişik salsa sosu var. Bunların tanesi 90 peso. Yani ne kadar yapıyor? Yaklaşık 4 dolar gibi bir fiyatı var. Yani Amerika'da bunların şu kadarı, küçücük bir miktarı 4 dolara satılıyor. Burada neredeyse 1 litre 4 dolara satılıyor. Taze meyve sıkılan bir yerdeyiz. No mucho. Me. No mucho azúcar. Aha. ¿Cuánto cuesta? 70 peso. İki tanesi 70 peso. Yani tanesi 2,5 dolara geliyor. 1 litrelik limonata ve ben de muzlu bir karışım aldım. Muchas gracias. Muzlu ve ananaslı bir meyve suyu istedim. Şu anda tadına bakıyorum. Bayağı iyi. Meksika tekilası almak için bir yere geldik. Ola. This is all tequila. I'm trying to find one that I always get. Benim bildiğim Herradura markası çok iyidir. 638 peso. Şu görmüş olduğunuz 638 peso yaklaşık 40 dolara falan denk geliyor olması lazım. Şurada daha ucuz versiyonları falan da var. El gusano ya lo manejamos. Es más como el bal. Regresa a San Andrés Mahuatlán, regresa a San Baltasar de la Villa, a Santa Ana del Río, a San Juan. Okay. Dos tipos de agave, espadín y arroqueño. 80% espadín, 20% arroqueño. Pero de la línea de los cristalinos también compite. Okay. Herradura. You want to try it? They have a tasting. Oh, Ricky? Yeah. Tequila'yı deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Is it de Turquía? Yes, YouTuber. Gracias. All right. Salud. Wow. So you don't take shots. You like taste. You enjoy it. You see how smooth. İşte şu anda tequila'nın tadına bakıyorum. Como diferencia? No tiene barrica. Latin America? No tiene barrica. Pasa por barrica. Whiskey is like a barrel. Yeah. Şu anda bizim içtiğimiz karbon kristalleşmesiyle oluşturuyormuş. Şu anda İspanyolca'dan İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye bir çevirme yöntemi var. Tamamen her şeyi çevirebiliyor muyum bildiğim ama şu arkada içtiğimiz inanılmaz lezzetli bir tekila. Bu tekilayı içerken shot şeklinde, yani bir dikişte içmek şeklinde değil, daha çok tadını çıkartarak yavaş yavaş içmek tavsiye ediliyor. En uzun süre fermente olan tekila çeşidi bu.
Şimdi başka bir şey deniyoruz. Gracias. Very smooth. I like this better. Mas bueno. Mas copas. Muchas gracias. Paul Herradura marka tequila aldı. Aynı zamanda burada tequila'nın biraz tadına bakmış olduk. Bize de netti iki tane tequila gerçekten aşırı lezzetliydi. Yani yıllanmış ve artık karbon kristalleşmesi falan filan dedi. Oldukça lezzetli bir tequila denedik. Buradan şarap mahzenlerinin olduğu Valle de Guadalupe adı verilen şehre gideceğiz. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat mesafede buradan. Tijuana sokaklarında yürüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz otel. İsmi Hotel Cesar. Burası Cesar salatasının icat edildiği yer. Genelde İtalya'da icat edildiğine inanılan bir salata ama Meksika'da, asıl yeri Meksika'da bulunmuş olması. Arkamda görmüş olduğunuz otelde. Aynı zamanda altında bir restoran bulunuyor. Hotel Cesar adı verilen restoranın altındayız. Paul'la birlikte geldik buraya. Küçük bir mola vereceğiz. Burası Cesar salatasının 1920'li yıllarda icat edilmiş bu restoranda. Valle de Guadalupe yolundayız. Rosarito'yu geçtik. Şimdi Paul kenarda bir yola çekti. Buradaki yolda manyetik bir alan var. Araba şu anda boşta. Şöyle göstermek istiyorum size. Şuradan görmüş olacağınız üzere araba şu anda boşta ve şu anda geri geri gidiyoruz. Dokunmuyorsun ya. You're not touching on the throttle. No, nothing. Okay, I gotta stop, man. This is too crazy. Yani yolda giderken şu anda motor fazla ses çıkartıyor. Bunun sebebi de herhalde o manyetik alan. Çünkü araba ileri gitmek istiyor, yol geri çekiyor. Çok enteresan. Wait, get pedal, eh? Çok enteresan bir manyetik alan var şu anda etrafta. Zannedersem Türkiye'de de İğneada tarafında böyle bir dağda manyetik alan vardı. Burada da aynı şey. Sadece Tijuana'da burası böyle bir manyetik alana sahipmiş. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Valle de Guadalupe bölgesinde ilk şarap mahzenine geldik. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz. Ekip böyle. Arkadaşını aldı Paul Tijuana'dan. Onlarla beraber şu anda Valle'de şarap testi yapacağımız ilk bölgeye geldik. Burası restoran kısmı. Burada birazdan şaraplarımızı söyleyeceğiz. Aynı zamanda burada istiridye lezzetli bir seçenek. Birazdan onun da tadına bakacağım. Gerçekten inanılmaz bir manzara var karşımızda. Tam vadinin önündeyiz. Şöyle göstermek istiyorum size. Birazdan şarapları söyleyeceğiz. Daha sonra da istiridye söyleyeceğiz yanına. Bakalım nasıl bir tecrübe. İlk defa Meksika'da şarap içeceğim. Burada nazar boncuğu satılıyor. Ojo de Buey ismi. İstiridye geldi. Şöyle bir istiridyenin tadına bakacağım. Göstermek istiyorum istiridyeyi. How is it? How's the taste? Really good. Diğer yemeklerimiz de geldi. Şu sanırım ceviche. Şu mole ile sarılmış. Böyle tortillalar. That looks like a ceviche, right? What do you think, Bora? It's so amazing. So this is what is called Bahamian cuisine. Şu anda hesap geldi. Tüm bu yediklerimiz şarap dahil yaklaşık 2000 peso tuttu. Yani 2000 peso da 100 dolar yaptı. 4 kişi. Kişi başı 25 dolar. Tüm yediklerimiz. Şu anda bir beyaz şarap test ediyorum. This one is one of our guest wines. This is Flora. This is Kumei. This is Madera 5. It's a little bit drier. Muchas gracias. De nada. Ahora primera canción. ¿Cuál cual te gusta? Bro, Paul, you know this. Vale, no. Bir sonraki şarap test edeceğimiz yere geldik. Burasının adı Agua de Wind. Mekanın girişi. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şu mimariye bir bakar mısınız? Yani içerisi hakikaten çok güzel. Şimdi birazdan girip içeride şarap test edeceğiz.
restoran mı diyeyim, artık şarap mahzeni mi diyeyim, çok şık bir yer. Üst kata çıkacağız birazdan. Pago de Min adlı mekanın üst katındayız arkadaşlar. Paul'la birlikte Agua de Win adlı bir yere geldik. Gayet şık bir mekan. Burada birazdan bir şeyler içeceğiz. Şöyle size bir etrafı göstermek istiyorum. Vino del Mar adlı mekandan çıkıyoruz. Birazdan Tijuana'ya geri döneceğiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz mekan. Rooftop'taki, üzerindeki bar gerçekten gayet eğlenceli, keyifli. Meksika beklediğimden daha ilginç. Yani böyle köy ortasında diyebileceğimiz bir yerde şöyle gençlerin takıldığı bir yer var. Yani öyle bir tane yer açılmış burada. Etrafta bir sürü şarap mahzeni var sağda solda. Biz de burada birkaç tane görüntü almaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi birazdan Tijuana'ya doğru yola çıkacağız. Valle de Guadalupe, şarap mahzenlerinin olduğu Meksika'nın şaraplarıyla ünlü bölgesindeki videolarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha ha ha!